Selamlar. Yapay zeka birbirleriyle uyum içinde çalışan ve gelişmiş işlevleri sunan bileşenlerden oluşur. E bu bileşenleri yapay zeka sistemlerinin bilgiyi işlemesini, öğrenmesini, akıl yürütmesini ve dünya ile etkileşime girmesini sağlayacaktır. Gelin bu yapay zekanın temel bileşenlerine daha yakından bir bakalım. Öncelikle makine öğrenimi yani machine learning kısmı. Makine öğrenimi yapay zekanın tam da merkezinde yer alıyor. Makinelerin kendi kendini öğrenebilmesi ve insan müdahalesi olmadan zaman içinde performansını iyileştirmesini ifade eder. Makine öğreniminde öğrenimin temeli olarak veri kullanılır. Kalıp tanımlama, tahmini bulunma yeteneği, veri analizi gibi algoritmalara sahiptir ve sürekli olarak gelişir. Gelişme süresinde ise yeni ve veri kümeleri de öğretilir. Yapay zekanın başka bir bileşeni de yapay sinir ağlarıdır. Yapay sinir ağları insan beyninin yapısından ilham alınarak oluşturulmuştur. Yani bir insan beyninin bilgiyi analiz etmesi ve veri işleme fonksiyonunu tamamen taklit eden bir derin öğrenme bileşenidir. Yapay sinir ağları birbirine bağlantılı olan katmanlardan oluşan matematiksel yapılardır. Yapay sinir ağları verilerden öğrenerek karmaşık ilişkiler modelleyebilir ve en önemlisi de tahminlerde bulunabilir. Yani yapay zeka teknolojisinin temel olarak kabul edilen yapay sinir ağları yapay zekanın kendi kendini öğrenebilme kabiliyetine sahip olmasını sağlamakta. Derin öğrenme, deep learning, makine öğrenimin bir alt dalı olarak kabul edilir ve makinelerin verileri işleyerek öğrenmesini sağlar. Yapay sinir ağları kullanarak karmaşık problemleri çözmeye odaklanır. İnsan beyninden tamamen esinlenen bu ağlar büyük miktarda veriyi işler görüntüyü ve en önemlisi ses tanımasını doğal dil işleme gibi alanlarda üstün performanslar gösterir. Burada en önemli kısım derin öğrenme, analiz için sunulan veri kümesi yapılandırmamış ve çok çeşitli olsa bile makinelerin karmaşık sorunları çözmesine kolaylıkla yardımcı olabilmesi. Yapay zekanın başka bir kısmı ise NLP dediğimiz doğal dil işleme kısmıdır. Doğal dil işleme, bilgisayarların insan dilini analiz etme, anlama, yorumlama, üretme ve taklit etme yeteneğidir. İnsanların bilgisayarlarla günlük dili kullanarak iletişim kurmalarını da sağlar. Bilgisayarlar iletişim kurmak için makine dilini kullanır ve bu dil birler ve sıfırlardan oluşur ki insanlar çoğunlukla bu dili çözmekte zorlanırlar. E benzer şekilde bilgisayarlar da insan dillerini anlamakta zorlanmakta. Doğal dil işleme, yapılandırılmamış dil verilerini bilgisayarların anlayacağı bir forma dönüştürür bu işlemi gerçekleştirirken de akıllı algoritmalar kullanır. Doğal dil işleme, metin analizi, otomatik çeviri, konuşma tanıma, dil modeli oluşturma gibi alanlarda kullanılır. Günümüz dünyasında da vazgeçilmezler arasında yer alan chatbotlar veya sesli asistanlar da doğal dil işleme sayesinde mümkün hale gelmiştir. Computer Vision, bilgisayarlı görü, bilgisayarların dijital görüntülerden ve videolardan bilgi çıkarma yeteneğidir Temelde insanın görme sistemini kopyalamakta yatar. Yani bilgisayarlı görü kararları almak için fotoğraflar veya videolar için görsel verileri yorumlama işlemidir. Bilgisayarlı görü yüz tanıma, nesne tanıma, görüntü sınıflandırma, hareket analizi gibi pek çok uygulama için kullanılır. Mesela Facebook'taki toplu ayrı fotoğraflarınızı bir düşünün. Burada otomatik olarak etiketlenmeniz bilgisayarlı görü sayesinde olmaktadır ya da Google fotoğraflardaki otomatik etiketleme özelliğini bir düşünün. Ve bu özellik fotoğrafları içeriğine göre sıralıyor ve albümlere yerleştirmekte. Mesela kedinizi çok sayıda fotoğrafı arka arkaya çektiğinizi düşünün. Ve bu uygulama sayesinde kedinin tüm fotoğrafları otomatik olarak tek bir albüme gruplandırmakta. Yüz tanıma teknolojisiyle çalışan güvenlik sistemleri veya tıbbi görüntüler çekilerek kanser tespiti için kullanılan görüntü sınıflandırma teknolojisi de yine bilgisayarlı görü sayesinde gerçekleşmekte. Bilgisayarlı görü otonom yani sürücüsüz araçlar için de önemli rol oynamakta. Sürücüsüz araçların şerit çizgilerini, tabelaları, diğer otomobilleri görebilmesi veya herhangi bir engele çarpmadan yolunda devam edebilmesini sağlamakta.